Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerden gelen talep üzerine ve oldukça da istek var bu şirket üzerine Teknosa. Evet arkadaşlar, 2022'nin 3. çeyreği ile 2023'ün 3. çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktiflerden değerlendirmeye başlayacak olursak, toplam aktif büyüklük içerisinde dönen varlıkların payı %88'den %88,28'e. Aslında çok fazla bir değişiklik göstermemiş, bir yıl içerisinde stabilliğini korumuş. Toplam aktif büyüklük içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise yaklaşık %12'den inceleme döneminde yavaşça %11,72'ye azalırken aslında o da çok fazla bir değişiklik göstermemiş, o da stabil kalmış. Dönen varlıklardaki kalemlere baktığımızda toplam aktifler içerisinde hazır değerlerin payı %15'ten kısmen %19,5'a, reel olarak %77,5 artış göstermiş. Tabii ki bu hazır değerlerin aktif büyüklük içerisindeki artış azalışından daha önemlisi nakit akışındaki artış ya da azalışı daha önemli. Bakacağız. Toplam varlıklar içerisinde, yani aktifler içerisinde ticari alacakların payı, o da stabil kalmış. Bir yıl öncesine göre çok fazla bir değişiklik göstermemekle birlikte reel olarak %43 artmış. Stokların payı ise %63,5'tan yaklaşık olarak %60'a yavaşça azalış sergilemiş. Varlıklar içerisinde maddi duran varlıkların payı %2,25'ten inceleme döneminde %3,65'e, reel olarak yaklaşık %121 oranında artarken, maddi duran varlıkların öz kaynaklara oranı %22'den %30,5'a çıkmış. 2022'nin ilk çeyreği, 3. çeyreği ile 2023'ün 3. çeyreği arasında işletme 5.626.036 TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlarken, sabit kıymetlerin öz kaynaklara oranı yaklaşık %118'den inceleme döneminde kısmen yaklaşık %98'e gerilerken reel olarak %33,5 artış göstermiş. Gelelim kaynaklarına. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynaklarının payı %84,5'tan yavaşça %84'e gerilerken, varlık finansmanında toplam kaynaklar içerisinde uzun vadeli yabancı kaynakların payı %5,28'den inceleme döneminde %4'e azalmış. Şirket varlıklarını %88 oranında toplam borçlarıyla fonlarken, %12 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Ve yaklaşık olarak işletmenin toplam borçları finansmandaki payı %7,34'e tekamül etmekte. Arkadaşlar, bu güçlü bir mali yapıyı asla teyit etmiyor. İşletme varlıklarını, yani aktiflerini neredeyse %90 oranında toplam borçlarıyla 10 oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta. Bu da işletmeye tedbir almadığı sürece olası bir krizde finansman yükünde büyük bir kambur meydana getirecektir ve finansman açısından işletmeyi zayıf durumda göstermektedir. Kısa vadeli yabancı kaynakları inceleyelim. Varlık finansmanında maliyeti yüksek finansal borçların payı yaklaşık 1,5'tan inceleme döneminde %3'e, reel olarak %130 artarken, varlık finansmanında ticari borçların payı %76,5'tan %74'e gerilemiş. Evet. Daha kapsamlı, daha detaylı finansman yükünü inceleyelim. Evet, işletmenin net borcu yok. Uzun vadeli borçlarda kısmen azalış, kısa vadeli borçlar çok cüzi geri gelmiş. Aslında stabil, yani çok da azalmış olarak değerlendiremeyiz. Şimdi arkadaşlar, yabancı para pozisyonuna baktığımızda bir önceki dönem 515.000 TL yabancı para pozisyon açığı taşırken aradan geçen bir yıl içerisinde yaklaşık 619.500 TL yabancı para pozisyon açığını artırarak inceleme döneminde, yani mevcut en son durumunda 1.134.511.000 TL yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Şimdi kısa vadeli finansman kaynaklarındaki değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı %18 artmış. Gayet olumlu. Borçların payı %2 azalmış. Güzel. Fakat öz kaynakların borçlara oranı %20,5 artış sağlamış. İşletme sermayesi %150 oranında artarken maliyeti yüksek finansal borçlar kısa vadeli borç içerisinde %70 artış göstermiş. Fakat tüm bunlara rağmen finansal borçlar, yani maliyeti yüksek finansal borçlar %267,5 gibi yüksek bir oranda azalmış. Evet, finansman yapısında bir atak görüyoruz olumlu yönde ama yeterli değil. Şirket gelecekte olası bir ekonomik kriz, global ekonomik kriz ortamında toplam borçlarıyla öz kaynaklar oranını bir an evvel dengelemek mecburiyetinde. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı artarken dönem kar payı bir önceki yıla göre azalmış. Ve yine toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı belirgin bir şekilde azalmış. Toplam öz kaynaklar %15 oranında ödenmiş sermaye, %95 oranında da içsel sermaye yaratım, geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtmadığı yedek akçelerinden oluşmakta. Şimdi gidelim. Şirket ve ortak karlılık dengesine ve oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı yaklaşık %8 oranında artarken ortak karlılığı %28 azalmış. Arkadaşlar, hisse senedi yatırımcısı için ortak karlılığı, net ortak karlılığı önemli göstergedir. Şirket karlılık sağlayabilir, yüksek oranda şirket karlılık sağlayabilir ama bu sağladığı, şirketin sağladığı karlılık ortak karlılığına yansımıyorsa hisse senedi yatırımcısı açısından olumlu bir durum değildir. Bakalım şirket karlılığı nasıl gelişmiş? Satış sürümleri %14,5 oranında artmasına rağmen satış karlılığı %6 azalmış. Arkadaşlar, satışların sürümü artarken satış karlılığının azalması güçlü bir bilanço göstergesi değildir. Şimdi satış karlılığıyla sürüm arasındaki bağı size şu şekilde ifade edeyim. Belki bunu birçoğunuz biliyordur, duymuştur eskilerden. Belki yeni olanlar, yani yaşı henüz bizden küçük olanlar şimdi öğrensinler. Çok eski tarihlerde Galata Köprüsü'nün üzerinde sandıkta limon satıyormuş vatandaşlar. Yahudiler ticaretin erbabı olarak bilinir dünyada. Gidiyorlar halden bir kasa limon alıyor. O işte orada tezgah açan şahıslar. Halden limonun tanesini 25 kuruşa alıyorlar. Geliyorlar Galata Köprüsü'nün üzerine açıyorlar sergiyi. İşte üzerine belirli kar koyup satanın yanında bu Yahudi vatandaş manavdan aldığı 25 kuruşa limonu Galata Köprüsü'nün üzerinde 25 kuruşa satıyor. Yani gidiyor halden 25 kuruşa alıyor, geliyor Galata Köprüsü'nün üzerinde 25 kuruşa satıyor. Şimdi herkes hayret ediyor, ya kardeşim sen buna 25 kuruş aldın, geldin burada 25 kuruştan satıyorsun. Yani sen burada nasıl bir ticaret yapıyorsun? Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün en sonunda dayanamıyorlar. Geliyorlar yanına ve soruyorlar. Ya arkadaş, sen bu işten para kazanabiliyor musun? Ben diyor sizden çok daha fazla para kazanıyorum. Ya diyorlar mümkün değil. 25 kuruşa alıyoruz halden. Evet, biz 50 kuruşa satıyoruz, sen 25 kuruşa satıyorsun. Nasıl bizden fazla para kazanabilirsin? Şimdi soruyor Yahudi vatandaştı onlara. Siz diyor günde kaç kasa limon satıyorsunuz? 2 kasa limon satıyorum. Ben 10 kasa limon satıyorum. İstersen diyorlar 100 kasa limon sat. Yani aldığın fiyata veriyorsun. Diyor ki ben sandıkları satıyorum. Siz limon satıyorsunuz. Ben sürümden kazanıyorum. Ben sandıkları satıyorum. Yani limondan değil, o limonun kasalarını satarak diğer 50 kuruşa satanlardan daha fazla para kazanıyormuş. İşte sürüm arkadaşlar, yani Yahudi vatandaş sürümden kazanıyormuş. Fakat sürümü artırmasına rağmen satış karlılığı düşük. Katkı payı yüzdesine bakıyoruz. %3 azalmış bir sene öncesine göre. Emniyet marjı yaklaşık 4 oranında artmış. İyi. Ortak karlılığına bakıyoruz. %28 azalmış. Niçin? Borçların öz kaynaklara oranı %17 azalmış. Gayet güzel. Varlık karlılığı %8 artarken borçlarının maliyeti %40,5 artış göstermiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Günümüzde finansmana erişmek hem güç hem maliyetli. Şimdi güçlü bilançodan söz edebilmek için bu ayrıntıları muhakkak görmek ve bilmek gerekiyor. Borsada bakın arkadaşlar, ben gerek jenerikte olsun gerek videolarda olsun defaatlerce size anlattım. Dedim ki Borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında gizlidir. Şunu demedin. Niçin dipnotlarında saklıdır dediğimi, niçin böyle bir tezi ortaya attığımı sizlere açıklayacağım. Ve bundan sonra bakın, bu benim borsada para kazanmanın sırrı bilanço ve dipnotlarında saklıdır tezim birçok kişi tarafından kullanılmaya, size anlatılmaya çalışılacak. Niçin dipnotlarda gizlidir, saklıdır? Onu da anlatacağım. Yani mükemmellikler, borsadaki mükemmellikler ayrıntılarda saklıdır. Ve genelde bu ayrıntıları yatırımcıların gözünden kaçırmaya çalışılır. İşte o yüzden borsa yatırımcısı ne kadar bilinçli olursa bu ayrıntılara, yani bilançonun ilkelerine herkes sadık kalmak zorunda kalır. Bakın, zorunda kalır. İsteyerek, gönüllü olarak değil. Onları zorunlu kılacak olan yatırımcının bilinçli ve bilgili olmasıdır. En azından bu ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması konusunda yatırımcılar ısrarlı olmalıdır. Evet. Karlılık kaldıracı. %556'dan %371'e gelirlemiş. Arkadaşlar bakın, adı üzerinde karlılık kaldıracı. Şimdi güçlü bilançoda karlılık kaldıracı ama çok yüksekmiş, ayrı konu. Artar mı? Azalır mı? Yani şu hangi ya elbette var, güçlü bilançolar var ama istisna. Yani bilançolar güçlü geliyor dediğin zaman sanki her açıklanan bilançolar çok güçlüymüş gibi bir algı yaratılıyor. O bütün şirketler muazzam şekilde güçlü bilanço açıklamış. Peki o kadar muallak, o kadar yuvarlak bir ifade ki bu. Ne kadar güçlü? Rahmetli Naim Süleymanoğlu kadar mı güçlü? Kaç kilo kaldırıyor? Bu şirketin gücü kaç kilo halteri kaldırıyor? Dünya rekoru mu kırıyor? Türkiye rekoru mu kırıyor? O kadar göreceli bir ifade ki. Güç. Yani işte ama bir yatırımcıda algı yaratmak. Bakacağız arkadaşlar, güçlü bilanço nasıl oluyor? Hangi kriterler bir bilançonun güçlü olduğunun göstergesidir? İşte buyurun. Varlık karlılığı %8, borçların maliyeti %40,5 artmış. Ne yapmış? Karlılık nerede eriyor? Yüksek maliyeti yüksek finansmanda karlılık eriyor. Bu da gücü düşürüyor. Evet, geldik gelir tablosuna. Net satış hasılatı reel olarak %56 oranında artarken maliyetler %57,16 artmış. Arkadaşlar fark var mı? Satışlar %56,29, maliyetler %57,16. Maliyetler satışlardan daha yüksek oranda artmış. Ve grafikte de görüyorsunuz, bir önceki yıla göre esas faaliyet karlılık payı gerilemiş. Niçin gerilemiş? Bakalım adım adım, kalem kalem, gelir gideri sırasına göre alfabetik sıra gibi izleyelim. Bu gelişmeler ana ortaklık payları dahil net dönem kar payına nasıl yansımış bir önceki yılın aynı çeyreğine göre? Tabii net satışlar %56-29 reel olarak artıp da maliyetler onun üzerinde %57-16 artınca gayri safi işletme karı %17,5'tan yavaşça %17'ye azalmış. Faaliyet giderlerinin payı %10'dan %9,5'a azalmasının neticesinde de net faaliyet karlılık payı eşitlenmiş 7.35-7.38. Olağan gelirlerin payının %0.29'dan %0.49'a artmasının neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı %6'dan %5.83'e azalarak gerçekleşmiş. Finansman giderlerinin payı %2,5'dan yaklaşık %3'e artmasının neticesinde vergi öncesi karlılık payı toplam gelirler içerisindeki bir önceki dönem payı 3,5'dan inceleme döneminde %2,86'ya azalmış. Vergi giderlerinin payı %0,42'den %0,48'e çıkmasının neticesinde de ana ortaklık payları dahil net dönem karı %3'ten yaklaşık %2,5'a azalmış. Şimdi arkadaşlar, bu mu gelen güçlü bilanço? Fakat satışların her 100 TL'sinin ortaklara ya da içsel sermayeye aktarılacak olan payı 1,65 TL'den inceleme döneminde 2,94 TL'ye artış göstermiş. Nakit akım tablosuna bakalım. İşletme faaliyetinden nakit akışı %299, esas faaliyetlerden %287 oranında artarken, evet, hazır değerler nakit akışında 578.977 TL artış göstermiş. Satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini karşılamakta şirket. Bir dizi yatırımlara gitmiş. Bu yatırımlardan ötürü 169.323 TL nakit açığı vermiş. Yatırımlara giden şirketlerin nakit açığı vermeleri son derece olağandır. Finansman faaliyetlerinden nakit girişinin yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %531 oranında yüksek oranda artış göstermiş. Bu da bize neyi anlatıyor? %100'ün üzerinde oluşu esas faaliyetlerden nakit girişiyle finansmanını sağlayamadığı borçlanma gereksinimi ya da nakden sermaye artırımı gereksinimi içerisinde olduğunun göstergesi, ama illaki böyle olacak, nakden sermaye artıracak demek değil, borçlanmayı tercih edebilir ya da içsel, yani kümülatif karlılık payından aktarır, ama öz kaynaklar gördüğünüz gibi oldukça zayıf toplam borçlara göre. Vergi öncesi dönem karı vasatında, altında kalmış. Bakalım fon kaynak kullanımına. Fonların %18'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor ki çok düşük, yeterli değil. Ki böyle bir enflasyonist dönemde ana kaynak ticari borçlar olmuş. Kullanım, stoklar, ana kullanım stoklar olmuş. Ana kaynak ticari borçlar, kullanım alanı stoklar. Şirket %9,5 oranında yatırıma gitmiş, yatırımlarını fonlamış. Net işletme sermayesi %150 oranında artış göstermiş. Rasyolarına bakalım. Likidite oranı artış eğiliminde olmakla beraber olması gereken değerlerin oldukça altında olup likidite riski taşımakta. Faiz ödeme gücünün azalması hiç şık değil. Bu güçlü bir bilanço göstergesi değildir. asla değildir. Faaliyet oranları vasat, kaynak yaratma oldukça zayıf, etkinlik oranları güçlü arkadaşlar. Satışlarına bakalım. Mutlak olarak %130,5 oranında artarken reel olarak %56,5 oranında artmış satışları. Yani reel olarak da şirket oldukça yüksek oranda artış göstermiş reel satışları, ama gel gelelim gelir tablosuna yansıyamamış. Niçin? Evet, hep şirketlerin enflasyondan ötürü karlarının yükseldiği söyleniliyor, ama hiç kimse, bir Allah'ın kulu, maliyetlerin enflasyonundan bahsetmiyor. İşte gördüğünüz gibi maliyetlerin enflasyonundan kimse söz etmiyor. Sanki enflasyon çok iyi bir şeymiş gibi. Evet, bu veriler ışığında hissenin olması gereken fiyatı, haftanın son işlem gününden bir gün önce 35-36'dan kapatmış işletme. Gerek temettü kapitalizasyon yöntemine, gerekse indirgenmiş nakit akım yöntemine göre arkadaşlar. Bu demek değil. Bakın, burası borsa. Borsadaki fiyatlamaların nasıl işlem gördüğünü, nasıl oluştuğunu, bu sektör, yani bu alanda tasarruflarını değerlendirecek olanların muhakkak bilmesi ve öğrenmesi gerekir. Bu hissenin daha da fiyatlanmayacağı, daha da yukarıya gitmeyeceği anlamını asla taşımaz bu ifadem. Evet, olması gereken fiyatının üzerine çıktı. Bunda da birazcık köpürtmeyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bir başka model şirkette görüşmek üzere. Şimdilik iyi günler.